değerciler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı koalisyon görüşmesinin ardından gece yarısı yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, 7 Haziran sonrasındaki siyasi tavırlarında bir değişiklik olmadığını belirterek koalisyon hükümetinde yer almayacaklarını kaydetti. AKP ile CHP'nin vakit kaybetmeden koalisyon hükümeti kurmaları gerektiğini ifade eden Bahçeli, bundan sonraki süreçte ülke çıkarı için her türlü diyalog ve görüşmeden de kaçınmayacaklarını söyledi. MHP'nin 7 Haziran akşamından itibaren tayin ve tespit ettiği siyasi tutumunda bir değişiklik olmadığı muhataplarına açık ve dürüst bir üslupla iletilmiştir. Türk milletinin partimize şimdilik ana muhalefet görevini layık gördüğü tartışma götürmez bir gerçektir. Türkiye'nin bugünkü şartlarında AKP ile CHP'nin bir koalisyon hükümeti kurması daha fazla vakit kaybetmeksizin sağlanmalıdır. Bu da yeterli görülmüyorsa tesis edilecek ortaklığa HDP de ilave edilmeli, toplamda %78.94 oy oranı ve 470 milletvekili sayısıyla 3 partili bir koalisyon hükümeti derhal inşa edilmelidir. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Haziran öncesinde meydanlarda dillendirdiği ve talep ettiği 400 milletvekili aşılmış ve gerçekleşmiş olacaktır. Bölgesel ve küresel gelişmelerin aleyhimize döndüğü bir zemin ve zaman aralığında gecikmeksizin bir koalisyon hükümetinin kurulması, birbirine ruhen ve ahlaken uyan partiler arasında sağlanmalıdır. MHP bu kapsamda hem AKP'ye hem de diğerlerine başarılar dilemektedir. Partimiz bundan sonraki aşamalarda ülke çıkarına olmak kaydıyla her türlü diyalog ve görüşmeden elbette kaçınmayacaktır. Şu da çok iyi anlaşılmalıdır ki, MHP iktidardan uzak durmak için yapay ve boş bahanelere sığınacak kadar hazırlıksız ve korkak değildir. Türk milleti partimize en az 276 milletvekili vermek yerine 80 milletvekilini uygun görmüş ve ana muhalefetle yetkilendirmiştir. Biz bunun şuurundayız.